Şehrin nabzından herkese merhabalar. Efendim çaylarımızın, kahvelerimizin yanında olsun, isterse atıştırmalık olsun ve tabii ki çocukluğumuzun vazgeçilmezi gofretler, bisküviler ve çikolatalar. Bu alanda çok başarılı bir firmadayız. Tam 60 yıldır Karaman'dan yola çıkıp adını birçok ülkeye altın harflerle yazdıran bir firmadayız. Bifa Bisküvi'deyiz. Firma üretim koordinatörü Sinan Bey bizleri karşılıyor. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. İsmim Sinan, Sinan Özbakır. Bifa Bisküvi'de 8 yıldır çalışmaktayım. Endüstri mühendisiyim. Genel üretim grup koordinatörü olarak görev alıyorum. Sizleri burada görmek, seyircilerimize buradan konuk olmak gerçekten çok büyük keyif veriyor bize. Çünkü yani çok uzun süredir, yarım asırı aşkın süredir burada üretim faaliyetlerine devam eden bir firma olarak insanların karşısına çıkmak ve bunu göğsümüzü gere gere ifade etmek çok hoşumuza gidiyor. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizlerle, ekibimizle birlikte hakikaten çok mutlu olduk böyle bir firmada olduğumuz için. 60 yılınızı doldurmuşsunuz. Tebrik ediyoruz sizleri. Peki bugünlere nasıl geldik? Kuruluş ve gelişim hikayenizi dinlemek istiyoruz. Öncelikle 1962 yılında merhum kurucumuz Yılmaz Babaoğlu tarafından bu işletmenin ilk temelleri atılıyor. 20 kişilik bir ekiple kuruyorlar bu işi. Daha sonra Birlik Fabrikası adı altında Yılmaz Bey kendi yatırımlarına devam ediyor. Klasik bir bisküvi fırınında iki çeşit bisküviyle başlayan serüven 60 yılın sonunda onlarca tesis, yüzlerce işsiz lezzetle yollarına devam ediyor. Tabii her firmanın kuruluş itibariyle buralara geleceğini düşünmek çok ciddi bir vizyon gerektiriyor, ileri görüşlülük gerektiriyor. Yılmaz Bey de gerçekten bunu çok iyi hissettiriyordu yaşadığı dönemlerde bize. Bifa'nın gelişimi aslında böyle oldu. Şu an 80'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Burada 4 ana fabrikamız var. Bisküvi, kek, çikolata, gofret. 500 tonun üzerinde üretim yapıyoruz. 2500 kişinin bir personel istihdam ediyoruz. Ya istihdamda bile çok önemli bir konu var. O konuda şu, bizim istihdam ettiğimiz personelin %65'i kadın çalışan. Bu konuda da Türkiye'de öncü olduğumuzu düşünüyoruz. Kısaca Bifa'nın aslında geliş hikayesi bu. Daha da büyük işler yapmaya devam ediyoruz. İnşallah bizlerden sonraki nesillere de Bifa'yı bir kültür olarak bırakıp yollarına devam etmelerini sağlayabiliriz. Gelecek hedef ve planlarınızı da özellikle konuşacağız ama biraz burada neler ürettiğinizi detaylı konuşalım. Önümüzde bazı ürünler var ama sanırım bunlarla sınırlı değil. Evet, bunlar aslında şu an sadece yeni tasarımların birkaç tane küçük örneği. Biz bu yerleşkede, burası 100 bin metrekarelik kapalı alana sahip bir yerleşke. 4 ana fabrikadan oluşuyor burası. Biz yüzlerce farklı çeşidi üretebiliyoruz burada. Bisküvi, dolgulu bisküvi, kaplamalı bisküvi, marshmallowlu bisküvi, kekin bütün çeşitleri, işte yine kaplamalısı, dolgulusu, soslusu, jölelisi, sadesi, meyvelisi, çikolata gruplarının tamamı. Gofret ürünlerimizde de sade gofretler, klasik nostaljik seriler ve aynı zamanda kaplamalı ürünler. Şu an için Türkiye'nin en esnek gıda üretim firmalarından bir tanesindesiniz. O yüzden ürün üretilebilirliği noktasında, yapılabilirlik noktasında çok iyi bir seviyedeyiz. Müşterilerimize her zaman iyi kalitesiyle beraber sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca yeni yatırımlarımızda da müşterilerimize yine kaliteyi en iyi şekilde sunmayı amaçlıyoruz. İnşallah 2022 yılını da bu şekilde geçirmeyi planlıyoruz. Sinan Bey, siz de zaten üretimle iç içesiniz. O yüzden bunu sormak istiyorum. Bunlar bizim önümüze gelene kadar, soframıza gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor? Şimdi en önemli aşama aslında işin ham maddesinin iyi seçilmesi. Bizim bu konuyla ilgili çok ciddi prosedürlerimiz var. Onaylı tedarikçi listelerimiz var. Bu listeleri herhangi bir şirketin ya da ham maddenin alınması için belli kalite kriterleri var. Bunları sağlayan firmalarla biz çalışmaya başlıyoruz. Aslında işin ilk gelişinde biz bu işi belli bir standarda sokmuş oluyoruz. Daha sonra yüksek teknoloji ve yetkinlikle beraber proses şartları, bu işin temeli zaten, ürünler
müşterilerimize ulaşıncaya kadar bütün aşamalardan geçiyor. Tabii ki bizim burada yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi de kaliteyi sağlarken hijyenik ve sanitasyon kurallarına çok ciddi riayet etmek. Çünkü gıda güvenliği bizim firmamız için temel prensiptir. Bunu sağladığımız sürece de daha bir 60 sene daha geçiririz diye düşünüyoruz yani. Sinan Bey, hijyen ve kalite her zaman önemliydi ama tabii ki böyle gıda işlerinde çok çok önemli ve bununla ilgili birçok belge de almışsınız. Nasıl önlemler alıyoruz? Şimdi bu kalite konusu aslında çok hassas bir konu. Çünkü belge almak aslında günümüzde çok zor bir şey değil. Önemli olan o belgeyi aldıktan sonra bunun gerekliliklerini uzun yıllar devam ettirmek. Firmada hem şu an ulusal ve uluslararası birçok sertifikaya sahibiz. Bunların gerekliliklerini de eksiksiz olarak de gideriyoruz. Dolayısıyla da bunları belli periyotlarda denetletiyoruz uzman kurum ve kuruluşlar tarafından. Bu da bizim artık insanlara daha kaliteli ürün göndermemiz konusunda, onları daha iyi ürünlerle buluşturmamız konusunda bize yol gösterici oluyor. Sonuç olarak da işte bu ödüllere layık görülüyoruz. Bu da firmamız için gerçekten bir gurur kaynağı. Teşekkür ederiz onlara da. Evet ve ayrıca Karaman halkı için de çok özel bir yerdesiniz. Bu da çok önemli. Bir nevi Bifa'yla Karaman'da tanınıyor artık. Belki diğer ülkelerde de. Ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi herkes ürünü için kaliteli der. Kaliteli üretim. Ama nasıl oluyor bu bisküviler? Nasıl kaliteli oluyor bu çikolatalar? Bir çikolatanın ya da bisküvinin üretimi aslında çok rahat. Şu an YouTube'da herhangi bir internet sitesinde denk gelebileceğiniz, bunu izleyebileceğiniz, öğrenebileceğiniz basitlikte. Fakat burada işte o 60 yıllık deneyim ve kültür işin kalitesinin sürdürülebilir olmasına sebebiyet veriliyor. Çünkü o 60 yıl içerisinde edinilen her bir ufak tecrübe bu ürünün daha kaliteli olması, insanlara sunulduğunda daha çok beğenilmesi ve diğer rakiplerine göre tercih edilmesine sebebiyet veriliyor. Dolayısıyla aslında işimizin sırrı bu. Biz yıllarca aynı işi daha iyi yapmaya çalışarak devam ediyoruz ve iyi de yaptığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla ürünlerimizin kalitesi olduğu şekliyle devam ediyor. Peki konunun başında tüm dünyaya neredeyse ihracat yaptığınızı söylemiştiniz. Bununla birlikte farklı ülkelerde de fabrikalarımız var mı? Ağırlıklı olarak hangi bölgelere çalışıyoruz? Şu an iki tane yurt dışında fabrikamız var. Bir tanesi Cezayir'de. O da oldukça büyük bir firmamız. Bir tane de Hindistan'da bir fabrikamız var. Şu an 80'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz ve yüzlerce ürün ihraç ediyoruz. Tabii ki bu sadece bu coğrafyanın çocuklarına, bu ülkenin insanlarına değil, bütün dünya insanlarına hizmet etmemizi sağlıyor. Onlardan aldığımız feedbacklerle de buradaki işimizi daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda da gelecek yıllar içerisinde de çok ciddi yatırımlarımız olacak. Birçok ülkede de Bifa'nın isminin birinci sırada yer alması aslında bizim o coğrafyalar içinde çok güzel ürünler ürettiğimizi, onların da çok hoşuna giden ürünler sunduğumuzu göstermiş oluyor. Evet. Şimdi çocuğundan büyüğüne, bu tatlardan vazgeçemediğimiz çok doğru. Ama tasarım olarak da özellikle çocukların da dikkatini çekecek renkler kullanılıyor. Nasıl karar veriyoruz bu tasarımlara? Bütün tasarımlar size mi ait? Bütün tasarımlar Bifa bisküvini tasarımları. Bunlar için çok özel ajanslarla uzun süreler çalışmalar yapılıyor. Her bir rengin bir anlamı oluyor. Çok ciddi bir pazarlama ekibimiz, çok ciddi çalışmalar içerisinde. Tabii ki biz de bir kullanıcı olduğumuzu varsayarsak sonuçta biz de bir tüketiciyiz. Bu tarz tasarımları hem üretiyor olmak hem de tüketiyor olmak gerçekten büyük keyif veriyor. Bakalım belki birkaç yıl içinde daha yeni serilerle, daha güzel tasarımlarla piyasaya tekrar geliriz. Efendim, rengarenk görüntüler ekranlarımıza da geliyor şu anda. Bizler de ekibimizle birlikte Bifa fabrikasında dolaştık. Hakikaten şahane bir firmadayız. Firmanın detaylarını da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sinan Bey, size dönmek istiyorum ve bu kadar meşakkatli işleri elbette yürütecek güçlü bir ekibiniz olduğunu düşünüyorum. Ekibimizi oluştururken nelere dikkat ediyoruz? Ekibimizi oluştururken aslında ilk baktığımız şey Bifa'nın dinamiklerine uyup uymadı. Yani çünkü
Kimyanın uyuşması çok önemli. Ekibin bir parçası olacak dişliği özenle seçiyoruz o yüzden. Bir, iletişim gücü yüksek olacak. İkincisi, kendini çok iyi ifade edebilecek. Ve sonrasında bize değer katabileceğine inanacağımız insanlar olacak. Dolayısıyla ciddi bir analizle aslında biz ekibimizin üyelerini belirliyoruz. Tabii bu ekibi belirlerken sadece işte yaş, tecrübe, çalıştığı sektörler değil, bizle partner olduğunda, bizle ekip olduğunda sonuç olarak ne olacağına bakıyoruz. Bu da bizim için çok kıymetli çünkü halihazırda şu an 50'den fazla mühendisimiz var. Ben de bir endüstri mühendisiyim zaten söylemiştim. Bu mühendislerin birçoğu yeni mezun, birçoğu sektörde acayip garip işler içerisinde harmanlanmış şekilde gelmiş buraya. Bir kısmı da tamamen bizim sektörde ilerlemiş. Bunların hepsini bir masanın etrafına oturtup bir pasta koyup ortaya, hadi bakalım bu pastayı daha iyi yapacaksınız ama hepinizin de payı olacak demek gerçekten zor bir iş. Bunu da çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Şu an özellikle üretim ekibinin tamamı bana bağlı. Ben ekibimi de o yönden çok seviyorum. Çünkü onlarla çalışırken keyif alıyorum. Biz sadece üretim ekibi olarak konuşuyoruz ama departmanlar da birbiri arasında çalışırken yine aynı ahengi yakalayabiliyor. Aynı prosedürler çünkü onlarda da çalışıyor. Sonuç olarak da baktığınız zaman işte insanların beğenebileceği rengarenk tasarımlarda ürünlerimiz ortaya çıkıyor. Evet, üretimde kadın istihdamına da değer verdiğinizi söylemiştiniz ama BİFAZ sadece kadın istihdamında değil, baktığımızda birçok sosyal sorumluluk projelerinde de karşımıza çıkabiliyor. Biraz bunu da konuşalım istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Kadın istihdamı çok önemli. Çünkü ülkemizde kadına değer verme noktasında bazı soru işaretlerini gün içerisinde görüyoruz. Bizim için onlara destek olmak çok önemli. Aynı zamanda sadece kadın istihdamı ve kadına olan sosyal desteklerden bahsetmek yeterli olmaz yaptıklarımız işlerin arasında. Biz kolejlerimizin dışında eğitime de çok ciddi destekler veriyoruz. Çalışanlarımızın birinci derece akrabalarına eğitim bursları veriyoruz, kırtasiye yardımları yapıyoruz. Aynı zamanda çalışanlarımızın işte düğünü olabilir, çocuğu evleniyor olabilir, işte oğlu sünnet olabilir. Bunlar gibi onların mutlu olduğunu bildiğimiz anlarda biz de o hemen sofranın kenarında olmayı seviyoruz, onlara destek oluyoruz. Birçok yurt içinde önemli projelere de destek oluyoruz. Tabii bunlar hani aslında çok gün yüzünde olan, sürekli lanse edilecek konular değil. Ama yine de BİFA'nın hemen hemen her türlü sosyal bir işin içerisinde olmaya ve bundan sonra da olduğuna ve olmaya devam edeceğinden de emin olabiliriz. Eğitime katkılarınızı da konuştuk ve bir konu daha var, onu da konuşmak istiyorum. Karaman elmasıyla da öne çıkan bir ilimiz. Siz de elma boylama makinelerinden bahsetmiştiniz. Biraz ekran başındaki izleyicilerimiz de bilsin istiyorum. Evet, Karaman'da önemli elma üreticilerinden bir tanesiyiz aynı zamanda. Sadece elma da üretmiyoruz. Aslında biz bir gıda firmasıyız, bir eğitim firmasıyız, bir ziraat firmasıyız, bir tarım firmasıyız. Soğuk hava depolarımız var, mukavva fabrikalarımız var. Bunların içerisinde de boylama makinesi, artık çok yüksek teknolojili bir boylama makinemiz var. Onunla da işte yine aynı şekilde, aynı mantalitede BİFA'nın ve Baboğlu ailesine ait şirketlerin hepsindeki mantalitedeki gibi müşteriye sınırsız kalite, sonsuz kalite, sınırsız güzellikte ürünler vermek için onu da devreye aldık bu sene 2022'nin başlarında. İnşallah onunla da ilgili güzel çalışmalar devam ediyor. Evet, birbirinden başarılı projelere imza atmışsınız. Bununla birlikte gelecek hedef ve planlarınız var mı Sinan Bey? Aslında ilk hedefimiz şöyle, BİFA'nın bilinirliğini tekrar Türkiye'de kazandırmak istiyoruz. Çünkü 1970'lerde, 75 yıllarında çok ciddi bir bilinirliğe sahipti. Aslında biz hiçbir yere gitmedik, hep buradaydık. Bu bizim sloganımızdır da aynı zamanda. Biz hep buradayız, 1962'den beri diye. Bu yıl 2022 yılı tam o yıl aslında. Tekrar BİFA'nın yurt içi piyasasında bilinirliğini artıracağımız yıl.
İhracatta güçlü olduğumuz ülkelerde güçlü olarak devam edeceğiz. Ama büyümekte olduğumuz ülkelerde de güçlü olmanın yollarını arıyoruz. Bunun için ekibimizi büyütüyoruz, çalıştığımız insan sayısını arttırıyoruz, kontaklarımızı geliştiriyoruz, bağlantılarımızı arttırıyoruz. Kısaca hedeflerimiz bu. Bir hedefimiz de şöyle aslında, onu da ekleyeyim. Makine, ekipman, bunlar sürekli değişen şeyler. Çünkü teknolojik devrimler artık iyice kısaldı, süreler düştü. Dolayısıyla bizim bu çağı yakalayıp hatta mümkünse piyasadaki çağın bir tık ötesine geçmek ana hedefimiz. Onunla ilgili de bu sene ciddi yatırımlar yaptık. 2022'nin son aylarına doğru onların tamamı da devreye girmiş olacak. Peki Sinan Bey, bağlantılarımız demişken en çok hangi ülkelere ve hangi bölgelere ulaşıyoruz? Evet, bu güzel bir soru. Çünkü 80'den fazla yere ihraç ettiğim için saymakta biraz zorlanacağım ama bölgesel olarak söyleyebilirim. Latin Amerika, Güney Amerika tarafında oldukça yoğun ihracatlarımız var. Asya, Orta Asya, o coğrafyada yoğun ihracatlarımız var. Afrika'da yine aynı şekilde ihracatlarımız var. Avrupa'da şu an yeni tekrar orada da canlandırdık işleri. İnşallah ileriki dönemlerde daha da fazla. Yani bizde aslında hep şöyle işleyiş. Belli bir hacmi vardır ama o artık bize yetmez. Daha büyüğüne çıkmak isteriz. Çünkü ne kadar kişiye ulaşırsak o kadar iyi. Bu firma şu an itibariyle günde ortalama 4 milyon adet paket ürün üretiyor. Yani bu şu demek, 4 milyon kişinin evine biz misafir oluyoruz günlük. Bu çok ciddi bir rakam. Çünkü insanların bu ürünleri yediğinde bir yüzünde bir mutluluk, bir gülümseme olduğunu görebiliyoruz. Ve işin doğrusu biz o gülümsemenin aşığıyız, müptelasıyız. Bunun artması için de çok fazla çalışıyoruz. Gece gündüz ekiplerimiz var gücüyle uğraşıyor. İhracat noktası da o. Çünkü ihracatın önemli bir çıktısı da aslında şu şekilde. Biz yaptığımız ihracatta sadece firmamızı büyütmüyoruz. Ülke ekonomisine ciddi bir katkıda bulunuyoruz. Bu ihracat sayesinde de o coğrafyalardan edindiğimiz farklı tecrübeleri Türk insanlarına sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlarına. Onların da şu an için aslında bu sunduğumuz şeylerden memnun kaldığını görebiliyoruz. Bize ulaşmak aslında çok kolay. Herhangi bir arama motoruna bifo.com.tr'ye yazıldığı zaman web sitemizden ulaşabilirler. Aynı zamanda fabrikamızın adresinden, kişisel bilgilerimizden, LinkedIn sayfalarından, sosyal medya mecralarından çok rahat ulaşabilirler. Bizimle iletişime geçmek gerçekten kolaydır aslında. Yani öyle göründüğü gibi ya işte büyük bir firma, adamlar bizimle görüşmez algısı çok yoktur bizde. Mutlaka gün içinde ilgili bir arkadaşımız iletişime geçer. O yüzden olumlu, olumsuz görüşlerini mutlaka bekleriz müşterilerimizin. Evet, peki başından beri konuşuyoruz firmanın özelliklerini, nasıl hizmetler verdiğinizi. Özetle müşteriler neden sizi bugüne kadar tercih etti veya neden tercih etsinler? Aslında ismimizle alakalı. Tam arkada da görüldüğü gibi BIFA denilince akla 1962, yani 60 yıllık bir süreçte sadece iki şey geliyor: güven ve kalite. Çünkü BIFA'nın İşleyişi, BIFA'nın kültürü, yönetiminin bakış açısı, patronlarının bakış açısı hiçbir zaman ticari çıktılar olmadı. İlk plana gıda güvenliğini, müşteri memnuniyetini, sürdürülebilir kaliteyi koydu. Ve ikinci plan olarak biz artık tamam, bu sonuçta burası bir ticarethane deyip ticari çıktılara baktık. Müşterilerimizin bizi severek tercih etmelerinin tek sebebi bu. BIFA markasının insanlarda oluşturduğu güven ve kalite algısı. Başka hiçbir şeyi yok. Evet, teşekkür ederiz. Son olarak ekran başındaki izleyicilerimize söylemek istedikleriniz var mı? Yani yerli bir firma olduğumuz için ve dünyaya ülkemizi tanıtmaya devam ettiğimiz için, sizlerin de bizleri desteklediğinizi bildiğimiz için biz çok mutluyuz. Bugün sizi BIFA Bisküvi'de Karaman işletmesinde misafir ettik. İnşallah başka zamanlarda başka programlarda da görüşürüz. Sizleri buralarda misafir de ederiz. Tükettiğiniz ürünlerin tamamen sizin için yapıldığını unutmayın.
Başka söyleyecek bir şey yok aslında. Peki, çok teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun. Teşekkürler, sağ olun. Efendim, sizlerin huzurunda Sinan Bey'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Rengarenk bir programımız oldu. Bifa bisküvideydik ve programımız kaldığı yerden devam ediyor.